Herkese iyi günler, merhabalar, etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün aslında bizim daha önceki webinarlarımıza katılan kullanıcılarımız az çok webinarlarımızın konseptine hakimdir. Biz genelde ürünlerle ilgili canlı uygulamalar veya sunumlar veya ekran kayıtları ile ilgili bazı anlatımlar yaparız. Bugün biraz daha üründen ziyade biraz yaklaşımdan bahsedeceğiz. Geçmiş gelecek şöyle bir hani toparlamak açısından. Ve konu başlığımız tabii ki yani günümüzde herhalde e, bizim kullandığımız veya kullanmayı planladığımız teknolojilerde bize en çok e, merak uyandıran konulardan biri olan yapay zeka olacak. Burada Autodesk'in yaklaşımından bahsedeceğiz yapay zeka konusunda. Öncelikle kısaca kendimi tanıtmam gerekirse ismim Kerimcan, makine mühendisiyim. Kedbi maalesef mekanik alanda teknik destek uzmanı olarak görev yapmaktayım. Zaten bir kısmınızla daha önce tanıştığım oldu. Şu anda sohbet kısmına bakıyorum bir yandan katılımcılara. Beni yani tanımayanlar için de Fusion, Inventor, AutoCAD, Vault gibi programlarda teknik destek ve eğitim konularında yardımcı olmaktayım. Sizlerle tanıştığım için de oldukça mutluyum. Bugün aslında anlatacağımız konu biraz daha dediğim gibi şu ana kadarki webinarlarımızın formatından biraz daha farklı olacak. Şöyle kısaca aslında ajandamıza da bakarsak zaten burada konu başlıklarını görebiliyoruz. Öncelikli olarak yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili terimlerden biraz bahsedeceğiz. Burada biraz daha konuya bir giriş açısından. Sonra burada Autodesk'in yapay zeka konusundaki bakış açısından bahsettikten sonra Autodesk'in kendi yapay zeka programı olan Autodesk aydan bahsedeceğiz. Neden böyle bir program var? Bundan bahsedeceğiz. Ve sonra bu yapay zekanın aslında Autodesk ürünlerini... Şu anda nasıl entegre olduğu, ileride nasıl entegre olacağı bundan bundan bahsedeceğiz. Ve en sonunda da bu konularla ilgili örnek çalışmalarından bazı projeler var. Bunlara bahsedeceğiz. En sonunda da eğer sizin sorularınız varsa bunlar üzerinde tekrardan zaten konuşma gerçekleştiririz. Burada dediğim gibi bugünün temel e, konu başlığı aslında Autodesk'in yapay zeka kavramı. Yani bugün elimizde ne var yapay zeka konusunda? Nasıl bir yol kat ettik ve ileri de neler yapmayı planlıyoruz Otodesk olarak? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi tabii burada biraz daha kavramları doğru algılamak gerekiyor. Yani ben normalde sunumlarımda da, webinarlarımda böyle tanımlar, kavram tanımları bunlardan çok fazla bahsetmek istemem ama burada konuşacağımız konuyu tam algılayabilmek için bu kavramların bence doğru bilinmesi gerekiyor. Yani yapay zeka çok Günlük hayatta çok kullandığımız bir kelime grubu yani günlük kullandığımız mobil aplikasyonların eklentileri olsun veya işimizin bir kısmında eğer yapay zekandan destek alıyorsak sürekli kullanıyoruz. Ama yapay zeka nedir dediğimizde burada biraz kavram karmaşaları olabiliyor. Yani yapay zekayı bir arama motoru olarak görenler de var. Çeçip iti, istediğimi soruyorum ama cevap veriyor. Bu bir arama motorudur gibi düşenler de var. Aslında yapay zeka standart bilgisayar sistemlerinin normalde insan zekasına ihtiyaç duyan bazı görevleri yerine getirebilme yeteneği ve hatta bu durumlarda bazı durumlarda bu görevleri aşabilme kapasitesidir. Bu bir teoride de aslında bu şekilde planlanan bir kavramdı. Pratikte de karşımıza aslında bu e, tanımı karşılayacak şekilde çıkıyor diyebiliriz. Yani yapay zeka şu anda oldukça gündemde yani her yerde haberlerde duyuyoruz, sosyal medyada duyuyoruz, yapay zeka ile oluşturulmuş görseller, videolar, filmler, bazı oyunlarda yapay zekanın hayatımıza girişi vesaire çok fazla haber duyuyoruz. Yani şu şekilde birkaç tane de zaten hani örnek haber var. Burada örneğin tabii bir mesela Kasım 12 Kasım 2022 tarihinde bu makale, bu başlık bir yapay zeka tarafından mı yazılmış gerçekten diye bir aslında başlık var. Aslında yani neredeyse iki yıl olacak ve o iki yıl içinde yapay zekanın artık bir editörden yani bir blog yazarından çok daha ilerisine geldiğini de söyleyebiliriz. Yani bu gelişimi iki yıl içerisinde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yakın zamanda benim en çok ilgimi çeken haberlerden biri şu oldu. Bildiğiniz üzere Minecraft diye bir oyun var. Özellikle çocukların da çok sık oynadığı bir oyun açık dünyada hayatta kalma üzerine gerçekleşen bir oyun. Kendiniz belli başlı araçlar oluşturup onlarla bir hayat kuruyorsunuz aslında. Bu bir Minecraft sunucusunun içerisine yaklaşık 100 tane yapay zeka modeli yerleştirilmiş ve bu yapay zekaların birbiriyle orada etkileşime geçmesi beklenmiş ve yapay zekalar normal bir oyuncunun yaklaşık bir ayda kat edeceği gelişimi yaklaşık 3-4 günde kat etmişler ve yapay zekaların öncelikli hedefi bir araya gelmek olmuş harita içerisinde. Çünkü o bir hayatta kalma oyunu olduğu için hayatta kalabilmek adına bu yapay zeka modelleri kendi bir arada buluşmuşlar oyunun içerisinde ve bu şekilde mücadele etmişler. Yani bu aslında çok enteresan bir konu. Yani tamamen bir oyun. Bunun gerçeklik payı yok. Bir oyunda gerçekleşen bir durum bu. Ama yapay zekaların hayatta kalma içgüdüsü adı altında bir araya gelmesi ve güçlerine birleştirmesi aslında gelecek için tabii insanı yani farklı senaryolar düşündürebiliyor. Yani ne yapacağını aslında biraz daha e, hayal etmeyi zorlaştırabiliyor bu konu. Ama biz tabii burada e, bizim programlarımızda, bizim işlerimizde yapay zekadan nasıl yararlanabiliriz? Bizim bugün inceleyeceğimiz konu aynı hani işin sosyolojik tarafı veya ileri seviye bilimsel teknik tarafından ziyade biz şu anda yapay zekadan faydalanmak üzerine konuşacağız. Burada e, ben birkaç farklı yapay zeka türü ve alakalı kavramdan bahsetmek istiyorum Çünkü bunları da çok sık duyuyoruz. Örneğin e, ve aynı zamanda bu webinar'da ben bunların kısaltmalarını ve İngilizce hallerini çok sık kullanacağım. O yüzden hani e, aşina olmak adına bunlardan bahsetmek istedim. Yapay zekanın farklı türleri nelerdir? Yani aslında burada yapay zeka türlerinden ziyade yapay zekaların özelleşmiş halleri bunlar. Bunların en basiti aslında çok uzun yıllardır da yapay zeka ile beraber gündemimizde olan bir kavram makine öğrenimi. Ya yani bu yapay zekanın bir alt kümesidir aslında ve bilgisayarların veri setlerinden yani bizim ona verdiğimiz komutlardan, promptlardan bir şeyler öğrenmesi anlamına geliyor. Yani asıl yapay zekanın kendini geliştirmesi veya yapay zeka destekli çalışan bir makinenin kendini geliştirmesi diyebiliriz. Derin öğrenme, e, makine öğrenme algoritmalarını aslında biraz daha yapay sinir ağları adı verilen nodlarla beraber biyolojik olarak gerçek hayattan ilham alınmış mantıksal yapılarla kullanması yani bu derin öğrenme konusu tabii daha bu kavramlar arasında en e, geride kalmış ama en çok e, potansiyel vadedeni diyebiliriz. Generative AI dediğimiz üretken yapay zeka yani burada aslında doğrulanmamış ama potansiyel e, ta, tahminler yani e, opsiyonlar sunuyor bize belli başlı konularda. Bunun bizim işlerimizde en çok kullandığımız kısmına generatif design. Bu da bize tasarım konusunda yapay zekanın belli başlı koşulları göz önünde bulundurarak bir algoritmalar çerçevesinde bize bir tasarım sonucu veya tasarım alternatifi üretmesi. Zaten e, ürün bazlı biraz daha konuşmaya başladığımızda generative design'ın oldukça üzerinde duracağız. Şimdi burada tabii ki e, bilimsel gelişmeler akademik yayınlarla başladı. Yani ilk önce bunun tabii e, teoride bazı şeyler ortaya koyuldu ve ondan sonra pratikte de bazı uygulamalar gerçekleşti. Burada da Autodesk olarak yani yapay zeka aslında çok yeni bir kavram değil. Ee, üretken teknolojiler, bu generatif AI dediğimiz konularda aslında 2009 yılından beri akademik çalışmalar yapılıyor ki yapay zekanın zaten e, teorik olarak arka planı 1950'lere, 60'lara kadar da dayanıyor. Buradan ise tarihçiye kısa bir baktığımızda yapay zeka ilk önce e, bir konferansa, Dartmouth Konferansı'nda 1956 yılında bahsediliyor. Sonra e, belki aşina olduğunuz bir gelişme vardır. İşte IBM'in bilgisayarının Kasparov'u satrançta yenmesi 1977 yılında böyle bazı eşikler var. E, bu sinir ile ilgili bir e, ana hatlarını anlatan bir makale yayınlandı. Bu derin öğrenme konusuyla ilgili özellikle 1986 yılında. Bunlar aslında yapay zeka ile ilgili e, kilometre taşları diyebiliriz. Yani önemli gelişmeler olarak bahsedebiliriz. Ve sonrasında OpenAI yani ChatGPT'nin ana kuruluşu olan OpenAI'nin 2015 yılında kurulması ve e, bununla ilgili yasal düzenlemelerden sonra oldukça hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Ve e, hani burada Otodesk tarafında da yapılmış ilk bilimsel araştırma 2009 yılında olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında daha işte mechanical desktopların artık böyle son dönemlerinde bile Autodesk bu yapay zeka ile ilgili çalışmalara başlamıştı. Çünkü bunun bir kaçınılmazlık olduğunu zaten o dönemlerde de diğer şirketler olduğu gibi Autodesk de gayet rahat bir şekilde farkındaydı. Ve burada yine generatif dizayne, yani üretken yapay zeka ile ilgili de ilk çalışmalar yine 2009 yılında yayınlandı diyebilirim ve onun üzerinde düzenli olarak yapılan yayınlar Autodesk AI Laboratuvarı altında 2018 yılında hem yapay zeka araştırmaları hem de makine öğrenmesiyle ilgili çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu 2018 yılından beri yaklaşık 6 yılda tabii ki bu çalışmaların sayısı gittikçe artıyor. Yani zaten benim göstereceğim örneklerde de bunu göreceksiniz. İşin boyutu gerçekten çok değişmeye başladı. Yani yapay zeka bizim Tabii ki herkesin kendi kullanım, kendi yaptığı işe göre değişir ama yapay zeka bizim işte çeviri yaptırdığımız sadece veya e, şu nedir, bu nedir diye sorular sorup cevap aldığımız bir e, araçtan daha ilerisi olmak zorunda gibi görünüyor önümüzdeki yıllarda. Çünkü sektördeki rakiplerimiz bunu zaten kullanmaya başladı. Bizim de o yüzden e, bu konuda daha ilerlememiz gerekiyor. Biz burada... Tüm yaptığımız otel etkinliklerinde, seminerlerde, webinarlarda zaten kullanıcılarımıza anlatıyoruz. Autodesk'in yapay zeka çözümlerini, yani Fusion'da neler var, Forma'da neler var gibisinden. Burada bu işte sektörümüzde önce olmak sizin için çok büyük zaman kazandıracaktır diyebilirim. Yani 60'ın üzerinde de şu anda Autodesk tarafından yayınlanmış, Autodesk'in yapay zeka laboratuvarlarında düzenlenmiş makalemiz var diyebilirim. Burada aslında Autodesk'in yaklaşımını biraz daha bundan bahsetmek istiyorum ben. Yani otodesk Autodesk AI dediğimiz bir kavram var. Yani neden Autodesk AI? Şimdi yapay zeka işte ChatGPT, çok fazla platform duyuyoruz. Ama burada Autodesk neden bunları kullanmıyor da kendi e, bir altyapısını üretiyor bu konuda? Çünkü yapay zekanın gelecekte geleceği nokta şu olacak. Örneğin sizin sürekli e, konuştuğunuz bir bottan ziyade sizin örneğin mesleğinizle ilgili siz bir oto tamircisisiniz diyelim ki sizin bir oto tamircisine yardımcı olabilecek bir botunuz olacak ilerisinde. Yani ileride bu e, kavramları öğrenmiş, sizinle beraber öğrenen bir yapay zekaya sahip olacaksınız. O yüzden Autodesk de kendi AI altyapısını biraz da bu sebeple kullanıyor. Çünkü her yazılımın, her programın kendine göre dinamikleri var. Eğer zaten birden fazla CAD programı kullanıyorsanız zaten bu farklılıkların neler olduğunu çok iyi biliyorsunuzdur. Yani bir ortak bir yapay zekadan destek almaktansa kendi bünyesinde, kendi laboratuvarlarında kendi yapay zekasını geliştirmek hem Autodesk için hem de bizim için çok daha yararlı olacaktır. Şimdi burada tabii yapay zekanın hani nerelerde kullanıldığından da şu anda Autodesk tarafında bahsedeceğiz. Burada bizim en temelde hedeflediğimiz konu, yani yapay zekanın bize yardımcı olabileceği bazı alanlar var. Örneğin bizim yakın zamanda yaptığımız yine bir webinar vardı. State of Design and Make diye bahsettiğimiz bir kavram vardı, bir çalışma vardı. Tasarım ve imalat sürecindeki aslında güncel durumdan bahsediyordu ve bu raporda yaklaşık 18-19 sayfalık bir yapay zeka bölümü de bulunuyordu. Yapay zeka şu anda insanların işlerine ne kadar entegre olmuş durumda? Bununla ilgili pazar araştırmaları, e, anketler, bunların sonuçları vardı ve sayıların gittikçe arttığını aslında görebiliyoruz. Peki yapay zekayı işimizde kullanalım. Yapay zeka işimizde bulunsun. Bu nasıl ve nerede olacak? Buna karar vermek çok önemli. Bizim aslında burada bu e, state of design demek dediğim raporla beraber e, ...göz önünde bulundurduğumuz 3 adet temel kavram var. Birincisi, tekrarlayan işlerimizi otomatikleştirmek. Bu hem işin yazılım geliştirme tarafında olsun, hem yapay zeka kullanımı olsun... ...otomatikleştirmek, yani tekrarlayan işleri otomatikleştirmek... ...bizim gün içinde oldukça verimli çalışmamızı sağlıyor. Yani biz bununla ilgili yakın zamanda da bazı firmalarda çalışmalarımız oldu. Örneğin Fusion 360'ın otomatik teknik resim oluşturma modülü, yapay zeka destekli otomatik teknik resim oluşturma modülüyle biz bir firmanın bir montaj resminin oluşturulmasını yaklaşık bir günlük bir süreden yani gerçekten 5 dakika 10 dakika arası bir süreye indirebildik. Çünkü otomatik teknik resim oluşturabiliyoruz Fusion'da. Bu nasıl yapabiliyoruz? Yapay zeka desteğiyle yapabiliyoruz. Bu otomatik işlerin hızlandırılması için aslında kullandığımız ...en temel ürün diyebilirim. Artırılmış gerçeklik dediğimizde aslında... ...bunu yine çok sık duyduğumuz kavramlardan... ...bir tanesi. İşte belli başlı... ...planlar, hayaller var. Yani burada örneğin bir restorana gittim. Menüde bir yemek seçmek istiyorum. Yemeğin porsiyonundan emin değilim. Ben oradan tıkladığımda e, önümdeki boş tabağa o yemek otomatik olarak gelsin ve ben bu yemeğin boyutunu göreyim. Veya canlı kanlı nasıl duracağını orada hayal edeyim. Artılmış gerçeklik. Mesela böyle her sektörde kullanılabilecek bir alan. Ve burada da yapay zeka yine devreye giriyor. Ve işin analiz kısmı aslında belki de Şimdi biz, e, ben bir makine mühendisiyim. Biz işte e, mekanik tasarım kısmında da tabii ki analiz yani buradaki analizden kastım biz son eleman analizi veya statik analiz değil. Yani data analizi aslında. Bizim ara sıra yaptığımız ama aslında işimiz olmayan bir kavram ve bazı firmalar bu tarz data analizleri için yüklü bir personel ve zaman yükü ayırıyor. Yani belli başlı raporların başka programlarda sadece Excel'lerde yapılması, e, Autodesk'in ürünleriyle ilgili örneğin siz bir Mekanik tasarım birimindesiniz. Siz mekanik tasarımlarınızı yapıyorsunuz ama buradaki kalite ile ilgili raporlar, satın alma ile ilgili raporlar bunların hepsi belli başlı Excel'lerde depolanıyor ve bu Excel'leri raporlayacak kişiler, bu Excel'leri analiz edecek kişiler endüstri mühendisleri olabiliyor veya e, işletme mühendisleri, matematik mühendisi gibi baş, farklı farklı meslek grupları var. Onlar ilgileniyor bu konularla. Ama burada sizin kullandığınız platformlar analiz işini sizin için gerçekleştirirse eğer o kişilere firmanızda aslında bu kadar fazla ihtiyaç kalmaz. Onlar da işin daha çok iş gelişimi kısmı, bu analiz sonuçlarının yorumlanması kısmında daha rahat çalışabilir. Yani burada dediğim gibi işin analiz kısmında da yapay zeka oldukça efektif bir şekilde bulunuyor diyebilirim. Yani burada görmüş olduğunuz işte farklı farklı programlardan yapay zekanın kullanımı ile ilgili farklı seçenekler sunacağız. Yani burada Autodesk'in forma çözümü, Fusion çözümü, platform servisleri gibi kavramlardan Bahsedeceğiz. Ama şunu bilmelisiniz ki yapay zeka yani tüm formlarıyla işte makine öğrenmesi olsun e, üretken tasarım olsun hem AECO yani mimarlık ve inşaat alanı, DNM mekanik alan yani tasarım ve e, imalat alanı ve medya ve eğlence alanında emniyet alanında çalışan herkes için yani muazzam bir potansiyel barındırıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Yapay zeka hani tanımında da hatırlarsınız insan hayal gücünün sınırlarının da ötesine geçebilecek seviyede olduğu için burada aslında yapay zekayı kullanmak ve verim almak bizim elimizde. Hani şu endişeden biraz daha sıyrılmak gerekiyor. Yapay zeka benim işimi alır mı? E, yapay zeka benim yaptığım işi yapar mı diye. Yani yapay zekanın bizim işimizi yapmamasını iki şekilde e, gerçekleştirebiliriz. Bir kendi işimizi yapay ile birleştirerek o işi daha iyi bir seviyeye taşıyabiliriz. İkincisi, işimizin bir kısmını yapay zeka yaptırtarak, aslında tekrarlayan işlerimizi yapay zeka yaptırtarak kendimizi daha verimli kullanabiliriz. Burada iki şekilde biz yapay zekadan destek alabiliriz. Yani çünkü şu anda bir rapor vardı yine yakın zamanda gördüğüm. Hani hangi meslek grupları, işte yapay zeka tarafından işleri en çabuk elinden alınacak diye. Yani maalesef burada... Şimdi mütercim, tercümanlık çevirmenlik gibi birimlerin biraz e, gerçekten işi zor gibi görünüyor bu yapay zekadaki gelişmelerle beraber. Ama e, işin şimdi teknik kısmına geldiğimizde, mühendislik kısmına geldiğinizde yapay zekanın belli başlı alabildiği, alamadığı riskler var. Onay mekanizmaları gibi konulara çok giremiyor. Veya sağlık konusunda yapay zeka e, bu konuda bir doktora danışmanızı tavsiye ediyorum diyebiliyor. O yüzden bu tarz daha e, kapsamlı işler yapan meslekleri tabi e, soyunun tükenmesi biraz daha uzun zaman alacak ve burada dediğim gibi yine tamamen bizim elimizde olan bir konu. Biz işimizi yapay zeka ne kadar entegre edersek, yapay zeka işimizi o kadar zor elimizden alır. ve Burada Autodesk'in misyonu e, aslında yatırımlar şu anda ee, mekanik tarafta Fusion tarafına yönlenmiş durumda. Mimari tarafta Forma tarafına, Medya ve eğlence tarafında Flow e, programına yö platformuna yönelmiş durumda. Bunlar 3 adet e, platform servisi ve artık Autodesk yatırımlarını daha çok bu platformlara yapıyor. Çünkü yapay zeka ile olan bağlantıları daha kuvvetli, yapay zekayı e, mümkün mertebe çalışmalarının tabanında bulunduruyorlar. Ve o yüzden de Autodesk'in misyonunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi buradan Autodesk'in yapay zekasının hangi programlarda nasıl kullanıldığından biraz bahsedebiliriz. Biraz daha detayına inebiliriz. Tabii burada aslında önce bahsetmemiz gereken bir kavram var. Autodesk'in otodesk'in platform servisleri. 3 adet platform servisi var Autodesk tarafından. Yani bir platform servisleri tamamen bulut tabanlı ve bunlar birer programdan ziyade birer platform. Çünkü mesela Autodesk Fusion örneğinden gidersek Fusion dediğimizde bizim e, iki boyutlu iki boyutlu çizim, üç boyutlu tasarım, kem, e, analiz, render, e, teknik resim oluşturma gibi gibi tüm kavramları içerisinde bulunduran ve bulut üzerinde çalışan ve ileride de gelişmeye oldukça açık bir yazılımımız var, bir platformumuz var. Ve Forma ve Flow da yine Forma mimari alanında bunun en en kuvvetli örneği, Flow da yine medya ve eğlence alanında bu platform servislerinin ve aynı zamanda yapay zeka tabanlı programların temeli. Şimdi hani işin bu teknik detayına ne kadar hakimsiniz bilmiyorum ama yapay zekaları programlarımızda kullanmak istediğimizde belli başlı API'lerden destek alıyoruz ve bu API'leri lokalde çalıştırmaktansa browser üzerinde veya bulut ortamında çalıştırmak daha kolay olabiliyor. Yani o yüzden çoğu yazılım şirketi artık bu yapay zeka bağlantılarını kendi daha çok bulut tabanlı işlerinde yapıyor diyebilirim. Çünkü bunu oturtmak daha kolay. Autodesk Fusion. Elbette artık e, şimdi ben Autodesk Fusion ile ilgili ilk sunumu yaklaşık 2 2,5 yıl sene önce yaptığımda e, hani bilmiyorum bu programı hiç duydunuz mu gibisinden cümlelerle başlıyordum sözüme. Ama şu anda eminim ki Fusion'ı bir yerden duymuşsunuzdur. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Ve bundan 2-3 yıl sonra da muhtemelen bu bu, bu kısma girişim, hepiniz zaten Fusion'ı biliyorsunuz diyerek olacaktır. Çünkü şu 2-3 yılda kat ettiği gelişim oldukça göze çarpıyor. Rahat bir şekilde bunu fark edebiliyoruz. Bize gelen taleplerdeki Fusion sayısı artıyor. Veya sosyal medyada Özellikle YouTube ve LinkedIn tarafında Fusion ile ilgili gördüğümüz içerikler çok artıyor. Ama Fusion nedir? Dediğim gibi içerisinde CAD, CAM, Analiz, Render ve Montaj, Modelleme gibi yani bir sürü alanı bünyesinde bulunduran bir platformdur. Yani bu platformun tabii en büyük avantajları neler? birden fazla departmana hitap edebiliyor. Kendi içerisinde bir PDM e, veri yönetim sistemi var aslında. Versiyonlarınızın takibini yapabiliyorsunuz, bir veri paylaşımı sürecine girebiliyorsunuz ve tabii ki Fusion'ı Fusion, Fusion Manage'e beraber PLM'de ekleyerek bir komple bir sistem haline getirebiliyorsunuz. Yani Fusion'ın tüm modülleriyle beraber siz sahip olduğunuzda aslında bir işletme için gerekli olanların %90'ına sahip oluyorsunuz. Burada belki ekstradan bir ERP ve onların entegrasyonu gerekebilir ama burada dediğim gibi Fusion platformu oldukça fazla soruya cevap verebilen bir platform diyebilirim. Ve tabii Fusion kullanacağınız kadar alabileceğiniz bir program. Kendi extension mantığı var. Bu extension mantığıyla da siz Örneğin basit tasarımlar ve üç boyuta kadar, üç eksene kadar kem yapacaksınız. Ekstradan bir extension satın almanıza gerek yok ama 5 eksen kem işlemi yapmak istiyorsanız bir kemekten extension'a ihtiyaç duyuyorsunuz. Machining, manufacturing extension'a ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani burada aslında hem fiyattan yana bir avantaj sunmuş oluyor program hem de yani kullanıcı şimdi biz bir inventor lisansı aldığınızda inventor'ın tüm modülleriyle nesting'i, nastran'ı, kemi işte normal tasarımdaki tüm modelleri sahip oluyorsunuz. Yani burada tabii ki tek fiyat politikası var ama Fusion tarafında programın baz haline satın alıp ondan sonrasında eklentilerini satın alarak devam edebiliyorsunuz. Bu da tabii bir esneklik sağlıyor diyebilirim. Dediğim gibi yani içerisinde daha önce belki duymuşsunuzdur Eagle diye bir yazılım vardı Autodesk'in yine elektronik tasarım üzerine PCB devre kartı tasarım üzerine onu da Autodesk Fusion'un içerisine gömdü. O yüzden elektrikçisinden, üretimcisine, satın almasından, tasarımcısına herkes tek bir platform üzerinde buluşabiliyor. Yani zaten Autodesk'in de Fusion tarafında hedeflediklerinin, en büyük hedeflerinden birisi de bu diyebilirim. Tabii ile ilgili aslında çok fazla anlatılacak konu var. Yani bununla ilgili de ben etkinliğin sonu YouTube kanalımızın linkini sizlerle paylaşacağım. Burada YouTube kanalımıza girip Fusion'la ilgili bizim hem eski webinarlarımızı hem de çekmiş olduğumuz kısa videoları ben izlemenizi tavsiye ederim. Şu anda çünkü Fusion'ı anlatmaya kalkarsam oldukça zamanımızı alacaktır. Konunun biraz daha yapay zeka ile ilgili kısmına gelelim istiyorum. Üretken tasarım dediğimiz kavram bizim aslında e, yapay zeka ile ilgilendiğimiz kavram Fusion'da. Üretken tasarım bize ne sağlıyor? Bize tasarım önerileri veriyor. Parça sayısını azaltma veya parçaların daha verimli kullanılması yoluna gidebiliyor. Ağırlık azaltma e, sağlayabiliyor bizim için. Özel çalışmalar ve üretim maliyetlerinin düşürme konusunda yardımcı olabiliyor. Tabii hangi yeteneklerle bunu yapıyor? E, kendi tasarım gereksinimleri var, kendi tasarım kabiliyetleri var. Ee, kısıtlamalar, malzemeler ve üretim seçeneklerini belirleyebiliyoruz. Ve e, bulutta çalışması da yine bilgisayarımız için zaman kazandıran bir özellik. Şimdi biraz daha generatif dizaynın içerisine doğru gelelim. Burada aslında görmüş olduğunuz örnek generatif dizaynla ilgili biraz ipucu veriyor. Hele şu göstereceğim örnekte çok daha rahat anlayabilirsiniz. Sol tarafta ilk başta yani bu görselin birincisinde bir tasarım var. İnsan eliyle yapılmış bir tasarım. Burada ben bir e, imalat yöntemi giriyorum. Diyorum ki 2,5 eksende üretebilirim ben bunu. Bana bu tasarımı belli ağırlıklara dayanacak şekilde optimize eder misin dediğimde program bana burada 2,5 eksende genetik dizayn uygulanmış ve ağırlığı yaklaşık %23 azaltılmış ve daha düşük emniyet katsayısına sahip ve aynı maliyette bir parça çıkartıyor. Yani aslında yapay zekanın burada işe girdiği konu bu oluyor. Çünkü Evet ben diyebilirim ki şu ilk parça için veya buradaki şu örneğe de geri gelebilirim. Yani buradaki e, yan taraftaki bu baklava dilimlerinin içi boşaltılabilir. Kendi mesela kafamda bunu yorumlayabilirim. Daha hafif bir tasarım elde etmek için. Ama buradaki formları benim kendi zekamla vermem mümkün değil. Yani elbette yapay zeka bunu bizden %1 bile olsa daha optimize edilmiş bir halde sunacaktır. Yapay zeka burada biz diyoruz ki benim böyle bir tasarımım var. Bu tasarım e, 300 Newton yüke dayanmak zorunda. İşte şu kadar burulmaya dayanmak zorunda. Ve benim elimde 2.5 eksen 3 eksen imalat yöntemlerim var ve döküm yapabiliyorum. 3D printer'dan da baskı alabiliyorum. Bana bu cihazlarda baskı alabileceğim ve aynı zamanda de giriyorum. Hangi çelik alışımı, hangi alüminyum alaşımı, hangi e, PLA işte e, PLA Plus, hangi bu filament kullanıyorsak bunları programa belirtip bir tasarım sonucu elde edebiliyoruz. Bu aslında bize sonuç olarak maliyeti azaltılmış, hafifletilmiş bir çözüm olarak geliyor. Tabi burada program bize buradaki gibi değil. Bizim seçtiğimiz yani kriterimize göre ne kadar çok imalat öte ve ne kadar çok malzeme verirsek o kadar fazla seçenek sunuyor ve bunların içinden tabi şimdi bu tarz programlarda da şöyle bir gerçek var. Siz parçanın ...senaryosunu, programa doğru anlatmalısınız. Siz parçanın senaryosunu doğru anlattıktan sonra... ...programın verdiği sonuçlar zaten doğru olacaktır. Burada tabii ki biraz insan eli hala işin içerisinde olduğu için... ...hatalar olabiliyor, gerçekleşebiliyor. Ama tabii bir de programın verdiği sonucu yorumlamak yine sizin... ...artık teknik kapasitenize kalmış bir konu diyebilirim. Ama program zaten size bu tasarım alternatiflerini sunarken bile... ...hangi kriterleri göz önünde bulundurduğunu ve hangisinin ona daha doğru geldiğini size tavsiye ederek sunuyor. Tabi bunların içinden yapılacak seçim. Burada tabi estetik kaygılar da devreye girebiliyor. Yani bana kalırsa şu en sağdakinden en soldaki tasarım daha estetik bir görüntü. Burada yapay zeka çünkü estetikliğe karar veremez. Estetiklik onun için ölçülebilir bir kavram değil çünkü. Ağırlık ölçülebilir, maliyet ölçülebilir, hacim ölçülebilir, emniyet katsayısı ölçülebilir ama estetik kaygılar yapay zeka için ölçülebilir kavramlar olmadığından burada tabi yine insan seçimleri devreye giriyor. Genetiv dizayn nerelerde kullanılıyor? Otomotiv ve havacılık sektöründe yani buralarda tabi maliyetler zaten çok yüksek olduğu için bizim buralarda kaçış için ihtiyaç duyuyoruz. Otomotiv ve havacılık alanında ağırlık azaltma ve performans artırma amacıyla yani çünkü otomotiv ve havacılıkta en temel sapmamamız gereken konu hafif ama dayanıklı parçalar yapmak ve maliyeti de düşürmek bu şekilde. O yüzden burada aktif olarak kullanılıyor. Şu anda en sık kullanıldığı sektörde diyebilirim rahatlıkla. Aynı zamanda uzay sektöründe de kullanılıyor. Sağlık sektöründe burada e, karmaşık yüzeyleri birbirine bağlama kısmında aslında biz burada yapay zekanın tavsiye kullanıyoruz. Örneğin şurada bir diş implantını düşündüğünüzde e, dişin üst çenesinde 4-5 farklı kemiğe bağlanıp Ondan sonra belli başlı yerlere dokunup aynı zamanda belli bir yüke dayanması gereken bir modeli sizin elle çizmeniz çok kolay bir şeydir ama sizin generative design'da bir başlangıç tasarımına da ihtiyacınız yok. Temas edecek yüzeyleri seçiyorsunuz ve program oraya otomatik olarak zaten en hafifi sizin için oluşturuyor. Burada da aslında generative design'ın o fonksiyonu daha sık kullanılıyor. Ee, mimarlık ve inşaat ve tüketici ürünleri dediğimizde hani hem fonksiyonel açıdan daha hafif ve e, görsel açıdan da daha güzel tasarımlar için kullanılabiliyor diyebilirim. Bunun biraz da şimdi e, sektörden yani bildiğimiz markalardan bunun örneklerini vereceğim. Airbus tarafında uçak parçalarının ağırlığını azaltmak ve yakıt verimliliğini artırmak için generatif dizayn aktif olarak kullanılıyor. Bu arada bu firmalarla ilgili yapılan çalışmaları da Autodesk'in sitesinden inceleyebilirsiniz. Bazı firmalarla başarı öyküleri var, generatif dizaynını nasıl kullandıklarıyla ilgili fikir sahibi olmak adına ben bunları da incelemenizi tavsiye ediyorum. Nike tarafında daha çok kramponlarda, sporcu ayakkabılarında bu tasarımlarda performans ve konfor artırmak için bu teknolojiyi kullanıyoruz. Yine Under Armour markasında da e, bu, yani çünkü bu yüzeyi manuel karar vermek, yani insan zihninin hayal edebileceği'nin biraz daha üzerinde takdir edersiniz ki bu. Tabii ki e, herkesin tasarım kabiliyetine saygım sonsuz ama belli bir yerden sonra gerçekten, e, hani bizim düşüncelerimizin, bizim e, kapasitemizin üzerine çıkan tasarımlar bize sunabiliyor e, generatif Design Ve belki de hani e, zaten bu konuda, generatif dizayn konusunda öncü olan Firmalardan birisi, yani firma demek de tabii çok küçümsemek olur. Koskoca NASA var burada. Ee, genetik Design'ı aktif olarak kullanıyorlar. Hatta bununla ilgili e, Amerika'da televizyona kadar çıkmış haberler de var. Fusion ve genetik Design'ı kullanarak, yapay zeka kullanarak daha hafif e, parça üretiyoruz. Bildiğiniz üzere e, uzay istasyonlarında 3D printer'lar var. Ve oradaki bir uzay istasyonundaki bir parçanın bozulması ve ömrünü tamamlaması durumunda... Oradaki 3D printer'da yeniden bu malzemeyi, parçayı elde edebiliyorlar. Yani oradaki e, git gel maliyetlerin sonuçta uzaya o şekilde bir lojistik henüz e, oturmuş durumda değil. O yüzden burada 3D printer'lar da aktif olarak kullanılıyor. E tabii imalat yöntemi 3D printer olduğunda da generatif dizaynı uygulamak oldukça kolay oluyor. Çünkü 3D printer bizim e, formlarımıza daha rahat ayak uydurabilecek bir üretim yöntemi. Burada da yine aktif olarak kullanılıyor diyebilirim. Şimdi e, generatif dizaynla bahsettikten sonra belki e, kafanızda şu da oluşmuş olabilir topoloji optimizasyonunu belki duymuşsunuzdur topoloji optimizasyonu ve generatif dizayn arasındaki fark. Birincisi e, generatif dizayn e, topoloji optimizasyon dediğimizde aslında şeklin geometrisiyle oynayarak ağırlığı azaltıp hala aynı yükleri elimizde tutmaktır. E, generatif dizayn bulut teknolojisini kullanıyor ama e, topoloji optimizasyonu sizin bilgisayar donanımlarınızı kullanıyor. O yüzden bulutta çözdürdüğünüz için de bilgisayarınıza çok yüklenmemiş oluyorsunuz. Ana tasarım geometrisi gerekmez dediğimiz az önce vermiş olduğum o diş örneğinde olduğu gibi hiçbir çizim olmasa bile generatif dizayn sizin için sıfırdan bir tasarım yapıp size alternatif sonuç verebilir. Ve alternatif demişken zaten generatif dizayn alternatifli sonuçlar verir ama topoloji optimizasyonu biraz daha adım adım. Örneğin bir yüzeyde eksiltme yapıp ondan sonra tekrar o analizin sonucuna bakıp değerler tutuyor mu tutmuyor mu biraz daha aslında Geleneksel bir yöntem topoloji optimizasyonu. Çok daha tabii tarihçesi uzun bir yöntem. E, Generative Design farklı malzemelerle göre farklı sonuçlar verebilirken topoloji optimizasyonu tek bir malzeme o an kullandığınız malzeme üzerinden sonuç verir. Ve e, Generative Design sizin yönetim yönteminize uygun tasarımlar verirken topoloji optimizasyonu herhangi bir şekilde üretim yöntemine karışamaz. O yüzden de yani burada generative design yani topoloji optimizasyonu teknolojisinin yapay zekanın girişiyle konu buradan buraya geldi. Bu özetlemek gerekirse burada işin fusion'dır, o programdır bir kenara bırakıyorum. Geçmişte bizim yaptığımız topoloji optimizasyonu diye bir işlem vardı. Yapay zekanın devreye girmesiyle konu buralara geldi. Aslında ne kadar büyük fark olduğunu zaten rahatlıkla görebiliyorsunuz. Burada ee, ikinci örneğimiz aslında Autodesk'in yine yapay zekasının en aktif kullanıldığı ürünlerden biri de Autodesk Forma. Şimdi bu mimari alanda bulunan bir ürün. Bununla ilgili hatta yakın zamanda bir webinarımız olacak. Mimar arkadaşlarımız bu konuyu çok daha kapsamlı anlatacak. YouTube'da da bununla ilgili videolarımızı bulabilirsiniz. Ben çok kısaca bahsetmem gerekirse aslında mimaride birden fazla programla yine yapabileceğimiz işleri burada tek bir platformda hallediyoruz işin hem tasarım kısmında hem de organizasyonel işlemlerde veri yönetimi kısmında oldukça aktif kullanabildiğimiz bir yazılım burada planlama aşamasında özellikle konsept tasarım kısmında çok kuvvetli bir yazılım ve burada kendi analitikleri var kendi analiz kısımları var oradan yine çok rahat bilgiler elde edebiliyorsunuz yani burada aslında şimdi süreci göz önünde bulundurduğumuzda ilk başta e, bilgisayar destekli tasarım kısmında AutoCAD'le başladı her şey. AutoCAD'in ilk sürümlerinden başladı. Hatta belki de şu an katılımcılara baktığımda e, şu anda burada olmanızın sebeplerinden birisi de zamanında bir şekilde AutoCAD vasıtasıyla tanışılmış ama teknolojinin ilerleyişiyle beraber biz de bu gelişmeleri ayak uydurmuşuz. Mekanik tarafta işte Inventor'la Fusion'a devam etmişiz. Mimari de Revit'le e, veya inşaat alanında Civil 3 d ile bir şekilde devam etmişiz. Ama bu biraz da hem bizim ihtiyaçlarımızın değişmesi hem de günümüz teknolojisinin evrilmesinin bir sonucu. Burada görmüş olduğunuz üzere, CAD kısmından başladık. E sonra BIM kavramı girdi devreye, e, Yapı Bilgi Modellemesi kısmı e, girdi işin içine ve bu yüzden bizim ihtiyaçlarımız değişti ve burada Revit kavramı ortaya çıktı, Revit programı ortaya çıktı ve sonra e, BIM bağlantılı yani e, artık sadece bu e, yapı bilgi modellemesi kavramını işlerimize oturtmak yetmedi. Artık bir iş birliğine girmemiz gerekti ve burada Autodesk'in Construction Cloud gibi çözümlerine gittik. Ee, BIM Collaborate Pro gibi e, çözümlerle biz kullanıcıları aslında birbirine bağladık. Ve o da yetmedi. Artık e, işin yapay zeka kısmından da destek almaya başladık ve buna sonuç odaklı BIM başlığı verildi. Ve şu anda bu gelişmekte olan kısmı. Forma ile beraber bu işlemler başladı ve aynı zamanda e, AutoCAD'de de bu süreçler başladı diyebilirim. Burada Autodesk'te, e, AutoCAD'de nasıl bu süreç var? AutoCAD'de şu anda sizin e, blok kütüphanelerini eğer aktif olarak kullanıyorsanız, siz örneğin bundan önceki 3 bloğunuzda A bloğunu kullandıktan sonra B bloğunu kullanmışsınız. Program diyor ki daha önceki seferlerde bunu yapmıştı bu kullanıcı. Yani ben o zaman bir sonraki blok önerisini hemen B bloğunu getireyim. Yani burada aslında bizim Önceki işlemlerimizi AutoCAD öğreniyor. AutoCAD'de şu an makine öğrenmesi kısmı, işin makine öğrenmesi kısmına daha yatkın bir yaklaşım var diyebilirim. AutoCAD'de de burada aynı zamanda bir yapay zeka asistanı geldi 2025 versiyonuyla beraber. Yani oradan da destek almak için, programla ilgili sorunlarınızı sormak için Autodesk AI Assistant'ı kullanabiliyorsunuz AutoCAD tarafında. Yani mimari alanı aynı zamanda hem mekaniğe hem mimariye hitap eden bir değişiklik tabii. Burada görmüş olduğunuz sol taraf da bizim e, tasarım programlarımız var aynı zamanda tasarım yardımcı programlar var ve burada üçüncü parti yazılımlarla beraber aslında burada hedeflediğimiz konu ben işin analiz kısmında da e, veri yönetim kısmında da iletişim kısmında da maliyetlendirme kısmında da ben bir platformdan uzaklaşayım ben tek bir platform seçeyim kendime ve bu platformda bütün işlerimi halledeyim çünkü eğer birden fazla yazılımı kullanıyorsanız bir iş için zaten benim bu dediğimi çok iyi anlıyorsunuzdur. Örneğin AutoCAD'de iki boyutu çizeyim. Sonra X başka bir firmanın yazılımına geçip orada üç boyuta geçeyim. Sonra oradan başka bir program kullanarak CAM işlemlerini gerçekleştireyim. Veya başka bir programa atarak işte nesting yapayım. Yani bu sürdürülebilir bir süreç değil. Çünkü bu süreçlerde revizyonları gerçekleştirmek çok zorlaşıyor. Ama siz tek bir alanın içerisinde kaldığınızda ortak bir veri alanının içerisinde kaldığınızda bunu çok rahat gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada olay mimari veya mekanikle sınırlı değil. Bu tüm işler için geçerli burada şu anda mimari örneğin üzerinden bu konuyu konuşmaya çalışıyoruz. Sonra mekanikten bir örnek verdik ama yani bizim aktif olarak ben işte o, o ben, Murat Bey, işte Emre arkadaşım, bir sürü arkadaşımız biz düzenli olarak sahadayız ve burada kullanıcılardan çok fazla geri dönüş alıyoruz. Zaten bizim de e, Autodesk'in PDMC paketinin en çok kullanılma sebeplerinden biri e, iki boyutta tasarımın, üç boyutta tasarımın, analizin, kemin, nestingin her şeyin tek programda olması. Bunu yapmak çünkü Kullanıcılar için çok daha kolay oluyor, zaman kayıpları azalıyor, revizyonları takip etmek kolay oluyor ve şu anda veri yönetimi gibi sistemlerin de aslında çok yavaşlı olmasının sebeplerinden biri de yine bu revizyonları takibinin kolay yapılması ve daha hızlı yapılması diyebilirim. Yani burada bu her tabii ki program için, her şirket için geçerli ama ben Autodesk'in bir burada temsilcisi olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki mimari alanda da çalışıyorsanız, mekanik alanda da çalışıyorsanız sizin ihtiyacınız olan çözümlere beraber karar verebiliriz. Yani burada başka programlardan destek almak tabii ki kullanıcı tercihi ama her şeyi tek bir platformda yapmanın ne kadar çok zaman kazandırdığı hem bilimsel araştırmalarla hem de bizim gözlerimizde canlı olarak gördüğümüz birer örnek söyleyebiliriz size rahatlıkla. O yüzden bu konularla ilgili hem yapay zekanın kullanımıyla hem de bu programlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız zaten Bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi ben biraz da örnek çalışmalardan bahsedeceğim. Burada Otodesk tarafına sunulmuş belli başlı çalışmalar var. Bunların aslında e, amacım burada hani bu projeleri ezberleyin, esin alın gibisinden değil ama sadece şu anda bile nelerin yapılabildiğini göstermek ve aslında gelecekle ilgili biraz daha hayal gücümüzü canlandırmak istiyorum. Burada e, ilk önce mimari alandaki yeniliklerden bahsedeceğim. Bu arada sağ tarafta görmüş olduğunuz arayüz Forma yazılımına ait. E, ben tabii ki bir mimar değilim, onlar kadar hakim değilim programlara ama hem Revit'i hem de e, Forma'yı biraz böyle kendim kurcaladığımda Forma gerçekten çok daha hızlı öğrenilebilir, çok daha e, kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir program diyebilirim. Şu anda zaten AC Collection'ın içerisinde bulunuyor. Eğer elinizde AC Collection varsa e, Forma'yı kullanabilirsiniz. Burada e, yapay zeka destekli araçlarla beraber bir binanın e, duvar pencere oranı, çatı, duvar yapım türü gibi faktörleri bir arada bulundurarak e, binanın enerji kullanımının nasıl etkilendiğini gösteren gerçek zamanlı bir analiz sistemi var burada. Yani Burada tabii ki bu analizleri yapmak normalde başka bir programda, Revit tarafında falan oldukça zaman alıcı süreçler ama burada programdan ayrılmadan rahatlıkla halledebiliyoruz. Burada yapay zekanın desteği kullanılıyor diyebilirim. Bu işin e, en aslında temel örneklerinden, temel kullanımlarından birisi burada e, InfoDrainage diye bir e, yazılım var. Bu InfoDrainage daha çok böyle e, sondaj çalışmaları için, bu yeraltı sistemleri için e, yapılan bir kullanılan bir program. Civil 3D programıyla beraber makine öğreniminin de desteğiyle bir e, Deluge Tool diye bir tool var. Bu tool ile beraber bir sel haritası oluşturuyorlar bir şey için. Aslında bunun yani e, Doğal afetin her türlüsünü e, maalesef tecrübe eden bir ülkede yaşadığımız için bu tarz işte sel haritaları oluşturmak, e, ya bir doğal afeti sonuçlarının nasıl olacağını görebilmek ve bunda yapay zeka kullanmak aslında bizim ülke olarak normalde almamız gereken bir refleks. Tabii ki bu yurt dışında yapılmış bir çalışma. E, umuyoruz ki günümüzde Türkiye'de de böyle bir çalışma yapılır burada sonuç olarak ne elde ediyoruz yapay zeka'nın kullanımıyla yani burada nasıl kullanıldığından ziyade ne elde ettiğimiz bence şu anda daha önemli çünkü nasıl kullanılacağı kısmında yalnız değilsiniz biz bu şekilde burada destek oluyoruz ama sonuçları sizi çok ilgilendiriyor siz buradan ne elde edeceksiniz riskli alanları daha doğru belirleyerek yapıların ve oradaki sivil halkın insanın yerleşimi için daha bilinçli kararlar almamızı sağlıyor ve bu bir belediye için bir şehir için bir şehir, için, bir şehir planlamasında oldukça bizim için avantaj sağlayabilecek bir konu diyebilirim. Burada e, Dynamo dediğimiz Revit tarafında bir aslında yazılım geliştirme, sizin işlerinizi hızlandırabileceğiniz bir eklenti. Burada e, bir otomatik düğüm tamamlama, Node Autocomplete e, aracıyla beraber aslında siz e, burada algoritmaları kullanarak sizin bu e, Düğümleri tamamlarken otomatik olarak notlar salmanızı sağlıyor ve burada makine öğrenimi aslında temeli kullanıyor. Hem Revit hem Civil 3D ile beraber böyle bir süreç elde edebiliyorsunuz. Construction IQ burada aslında e, mimaride yine yapay zekanın en belirgin olduğu alanlardan birisi diyebilirim. Bu aslında çok kapsamlı bir konu. Yani e, Autodesk Construction Cloud dediğimiz alan oldukça ku kuvvetli ve çok fazla modüle sahip. BIM Collaborate, BIM Collaborate Pro, Build Takeoff, Tandem gibi bir sürü alana sahip. Ve siz bu alanlarda aslında e, bir süreç yönetimi yapıyorsunuz. Proje yönetimi aracı sizin için. Ve sizin projelerinizin yönetim aşamasında bu Construction IQ dediğimiz alan sizin e, projelerinizle ilgili e, size uyarılar veriyor. Örneğin, e, yüksek risk oranları veya zaman aşımına uğramış veya uğrama ihtimali olan işler. Örneğin siz bir gant şemasında bulunduruyorsunuz. Bir işi iki haftada yapmanız gerekirken iki hafta iki günde yaptınız. Ve burada program zaten orada bir diyor ki yapayacak ya evet, burada bir sıkıntı olacak diyor. Burada galiba geç kalacak diyor ve kullanıcıya şunu sunuyor. Diğer işleri şu kadar daha kısa sürede yaparsam bu iş yetişir gibi öneriler sunuyor. Yani bu Construction IQ dediğimiz alan aslında ee, yapay zeka ile beraber bizim için dashboardlar var burada. İşlerimizi takip ediyoruz. Bu alan direkt olarak yapay zeka desteği çalışıyor diyebilirim rahatlıkla. Burada Autodesk bir tarafında fotoğraf tanımı üzerinden e, fotoğrafları otomatik olarak etiketlemeler yapıyor. Bunu zaten Cep telefonlarınızın galerilerinde şahit oluyorsunuzdur. iPhone tarafında Android'de var mı bilmiyorum ama iPhone tarafında bir mesela selfie çekildiğinizde yanınızda bir kişi daha var. Sizin yüzünüzü otomatik olarak tanıyor ve siz o yüze tıkladığınızda o yüzün olduğu diğer fotoğrafları görebiliyorsunuz. Bu zaten yakın zamanda hayatımıza giren bir teknolojiydi. Bunu Autodesk bir tarafında örneğin bir şantiyenin fotoğrafında burada zaten sağ üstteki örnekleri görebiliyorsunuz. İnsanları görüyor. İşte Formwork Winch'leri görebiliyor. Burada aslında bir tarafında siz bir Burada elinize manuel girmek yerine bu etiketleri otomatik olarak yapay zekadan destek alabiliyorsunuz bu konuda diyebilirim. Mekanik alanda nasıl kullanıyoruz? Biraz da ondan bahsedelim. D&M alanında. Şimdi D&M alanında aslında e, yine çok fazla çalışma var ama biraz daha tekrar eden çalışmalar olduğu için. Yani belki çalışma sayısı mekanik alanda daha fazladır ama mimari alanda çalışma türü daha fazla diyebilirim. E, burada... E, Autodesk'in aslında şu anda planladığı bir proje diyebilirim. Henüz bu proje geldi diyemem ama burada metinden görüntü üretimi, text to image dediğimiz kavramın aslında çok üzerinde duruyor Autodesk. Yani bu çünkü ileride ihtiyaç duyulacak bir şey. Çünkü benim benim için bir yerden sonra tasarım yapmak şuna gelecek. Ne diyeceğim mesela? Bir fare diyeceğim. Bir kablosuz fare diyeceğim ondan sonra veya daha detaylandıracağım. İşte baş parmağımın tam böyle sol, eksi sol tarafının merkezine yerleşebileceği bir forma sahip bir kablosuz yanında makro tuşları olan bir mouse dediğimde bana sunulacak öneriler daha farklı olacak. Bu tabii ki hem bizden toplanan datalarla hem de Autodesk'in yapay zekasının gelişimiyle karşımıza çıkacak bir konu. E, ee, Fusion 360 dataset dediğimizde de burada aslında e, GitHub belki duymuşsunuzdur daha önce. GitHub'da e, aslında bir açık e, açık kaynaklı bir e, yazılım geliştirme alanı GitHub. Herkes yaptığı tasar, e, kodları paylaşabiliyor vesaire. Burada da e, data setlerinin GitHub'da paylaşılmasından sonra Fusion tarafında aslında birazdan yine makine öğrenmesine destek olmak açısından e, bizim işimize yarayacak bir konu. Yani burada ne olacak? Ben burada elimdeki veri setine gitaba yük dediğimde benim tasarım geçmişimi görecek program. Örneğin burada ortadaki görselle bunu anlayabiliyorsunuz. Önce bir sketch oluşturulmuş. Sonra bir ekstruda atılmış bu skeçe. Aslında joystick'in temel kısmı oluşmuş. Sonra yeni bir sketch açılıp üzerindeki delikler belirtilmiş. Ondan sonra en sonunda gelinen nokta bu olmuş. Yani bu tasarım geçmişini görmek bu şekilde yapay zekanın işine yarayacak. Bizim bize yardımcı olmak için bizden yardım alacak diyebilirim aslında. Özetleyince böyle bir kavrama çıkıyor. Burada da işin montaj kısmında da yine aslında bizim desteğimize ihtiyacı var yapay zekanın. Yani burada bağlantıların nasıl olduğunu anlamak için hangi şekiller hangi şekillerle bağlantı kuruyor bunu algılayabilmek için yine ee, yapay zekanın bizim desteğimize ihtiyacı var diyebilirim. Tabii burada e, karşılıklı bir süreç olacak. Çünkü şu anda hani bebek adımlarındayız bu işin. Ki generative design ve fusion'daki otomatik teknik resim oluşturma kavramı bile e, yani çok büyük kavramlarken aslında biz daha şu anda yapay zekanın belki %0.1'ini kullanıyoruz işlerimizde. Çünkü geleceği noktayı Bence yapay zeka kendi bile geleceği noktayı hayal edemiyor. Yani şu an öyle bir noktadayız daha yapay zekası. Belki çok felsefik bir cümle olmuş olabilir ama... ...yapay zekanın bile hayal gücü geliştikçe... ...karşımıza çok farklı kavramlar çıkacak diyebilirim bu konuda. Yine medya ve eğlence alanında da yapılmış çalışmalar var. Burada da mesela... Ee, Medya ve eğlence alanında, Autodesk'in çok ufak bahsetmem gerekirse, oyun sektöründe, film sektöründe aktif olarak kullanılan bir alan. Maya gibi, 3D Max gibi, MatShot gibi programlarla, Flame gibi yazılımlarla aslında karakter oluşturma, karakter animasyonları oluşturma burada gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin burada otomatik bir yaşlandırma karşıtı bir teknoloji var Flame tarafında. Burada yani bir sanatçı bununla uğraşmak yerine otomatik olarak o kişiyi yaşlandırmasını engellemek için böyle bir işlem yapıyor. Burada zaten şu iş sonuçları aslında sanatçılara daha yaratıcı projelere odaklanma fırsatı sunar. Manuel işlemleri hızlandırır ve iş akışlarını optimize eder dediğimizde bu tüm medya ve eğlence alanında olsun, mekanikte de olsun, mimaride de olsun aslında odak noktası bu. Biz tek ilk etapta tekrarlayan işlerimizi yapay zekaya bırakacağız ve biz kendi zamanımızı daha verimli kullanacağız. Bakın sektör değişiyor, bambaşka bir alan ama e, kavram yine aynı. Çünkü biz de tasarımcı olarak sanatçılarız. Biz de daha yaratıcı projelere odaklanmak istiyoruz. Daha belki bir, bir ürün geliştirme senkmek istiyoruz. Bir e, iş geliştirme yapmak istiyoruz. Buna daha fazla vakit ayırabilmek için yapay zekayı daha verimli kullanarak bu tarz konulara daha fazla zaman ayırabiliriz ve bu hem kendimiz için hem de şirketimiz için daha yararlı olur diyebilirim. Mesela burada e, üretken zamanlama diye bir e, kavram var yine, Generative Scheduling. Burada shotgun yazılımı kullanılıyor, e, entegre edilen üretken zamanlama teknolojisiyle hem bu e, tasarımların yapıldığı projelerin kaynak planlaması hem de teklif verme süreçlerinde e, daha optimize bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Ve yine burada gerçek zamanlı video ile yani aslında motion capture gibi teknolojileri de burada rahat kullanabilmek için bu bir video kaynağından 3 boyutlu bu iskelet hareketlerini tahmin ediyor izliyor ve bunu aslında ekrandaki karaktere yansıtıyor. Burada da Maya ve 3D Max programlarını kullanarak bu teknolojiden yararlanabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi bunlar sadece piyasadaki örnekler. Belki bir gün bir buradaki katılımcılardan birinin firmasıyla bir iş yaparız ve bu örnek belki bir gün başka yurt dışında başka bir bayinin sunumunda bir örnek olarak yer alabilir. Neden olmasın? Çünkü burada aslında bizim planladığımız nokta insanın kabiliyetleriyle yapay zekanın kabiliyetlerini birleştirip yani e, bu hani çizgi filmlerde işte bu cyborg karakterler işte yarı insan yarı robot öyle bir şey halledebilirsiniz edebilirsiniz aslında ben tekrarlayan zaman alan işlerimi e, yapay zekayı bırakıyorum ve insan olarak hayal gücümü kullanarak ve e, işleri yönetme kabiliyetimi e, insanlarla iletişimimi iş yaptıracağım kişileri yine belirleyerek ben burada kendi kuvvet noktalarımı kullanıyorum. Yani burada da sizin için... E, Naçizane bir tavsiyem ilk etapta sadece tekrarlayan işleriniz için bile yapay zekayı veya bir yazılım geliştirme hizmetini kullanmaya başlayarak bile firmanızda oldukça mesafe kat edebilirsiniz. Bunun e, Türkiye'den örnekleri var, dünyadan örnekleri var. Bunlarla ilgili bizlere e, istediğiniz gibi danışabilirsiniz. Burada biz yapay zeka çözümleriyle veya bizim gerçekleştirmiz olduğu, gerçekleştirdiğimiz e, yazılım geliştirmesi hizmetleriyle sizlere neler yapabiliriz? Bunları beraber konuşuruz. E, ben bir soru cevap kısmı için zaman ayırmış olurum. Sorularınız varsa onlar biriksin. Hem de ben kısaca şirketimizden bahsetmek istiyorum. Biz Kedbim ailesi olarak zaten burada katılımcılara da baktığımda büyük bir kısmınızda yüzde veya online olarak tanışıklığımız var. Biz tanımayanlar için biz Ege bölgesinde bulunan bir Autodesk Gold Partners biz Autodesk'in hem mekanik, hem mimar, hem de medya ve eğlence alanında satış, teknik destek, eğitim konusunda sizlere hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra HP'nin Workstation, iş istasyonu bilgisayarları ve DesignJet Plotter'larında da e, teknik servis ve satış hizmetlerimiz bulunmakta. Bunun yanı sıra yaptığımız yarışlar var. Adobe tarafında yine Gold Reseller'lığımız mevcut. E, Microsoft, Ultimaker, Chaos Group ve SketchUp'ta da yine satış ve destek hizmetlerimiz bulunmakta. Ama bizim ana işimiz Autodesk. Otodesk ürünleri için, yani ben şu anda bugün otodesk ürünleri için buradayım. Ama bunun yanı sıra ihtiyaç duyduğunuz diğer konularla ilgili de bizlere ulaşabilirsiniz. Ve tabii o kadar e, HP'den, baskıdan bahsettik. Bizim aynı zamanda bir sanatsal baskı alanımız var. Bu alanda da e, farklı kağıt türleri üzerine, farklı baskı türlerinde canlı görüntü alabiliyoruz. Hem dünya genelinde hem Türkiye içerisinde oldukça e, sayılı sanatçılarla, ünlü sanatçılarla sergilerle ilgili hizmetlerimiz bulunuyor. Burada da profesyonel personellerimizden bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki telefon numarasından veya Instagram adresinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Ben Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi çok kısa bir anket başlatacağım. Bu arada da eğer bir e, sorunuz varsa bana soru-cevap kısmından sorabilirsiniz. Burada benim mail adresim yazıyor. Bana buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu aşağıda YouTube adresimiz, LinkedIn adresimiz ve Instagram adresimiz mevcut. Bu webinarın kaydı YouTube kanalımıza yüklenecek. Geçmişteki webinarlarımızın da yine kayıtları orada. Gelecekte yapacağımız webinarlar yine oraya kaydedilecek. Webinarlarımızın takvimini de LinkedIn hesabımızdan veya Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Biz bir de aynı zamanda YouTube hesabımızda e, Tipcentric dediğimiz bu programlarla ilgili kısa yol işte bu nasıl yapılır, inventory'da şu nasıl yapılır gibi videolar çekiyoruz. Bunları da ben incelemenizi tavsiye ederim. Bunlar da böyle kısa hap bilgiler sizin için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki etkinliğimizde tekrardan görüşmek üzere. Beni için teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Dediğim gibi bu konularla ilgili eğer sorunuz olursa bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrardan iyi günler diliyorum herkese. Hoşçakalın.